Beşar Esad hükümeti yarın sabah süresi dolacak olan mühlete uyacak mı? Uluslararası diplomaside dikkatler Suriye hükümetinin atacağı adımlara çevrili. Barış girişimine önderlik eden eski Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Kofi Annan, yarın sabah 6'ya kadar asker ve silahlarını yerleşim birimlerinden geri çekmesi talep edilen Beşar Esad hükümetinden yeni sözler aldığını belirterek iyimserliğini dile getirdi. Fakat Suriye'de taraflar arasındaki güvensizlik henüz aşılmış değil. Beşar Esad, muhalefet güçlerinin de silah bırakacağına dair güvence istiyor ve ülkede şiddet hala dinmedi. Kofi Annan, Suriye'ye barış getirme girişiminin inişli çıkışlı yolunda İran'daydı. Perşembe gününe kadar ateşkes ilan edilmesini hedefleyen barış planına destek istedi. İranlı yetkililere, müttefikiniz Beşar Esad'dan operasyonlara son vermesini talep edin mesajını verdi. Suriye hükümeti aslında salı gününe kadar ateşkes çağrısına uyma sözünü vermişti. Ama Kofi Annan bunun gerçekleşmediği açıkça ortada diye konuştu. Hatta muhalefetin kalesi konumundaki Humus gibi kentlerde şiddetin salıdan bu yana tırmandığı görülüyor. İran'a hareket etmeden önce Annan Türkiye'de mola vererek Suriyeli mültecilerle görüştü. Suriye'ye kaçanların artan sayısı iyimser olmayı zorlaştırıyor. Ama Kofi Annan taraflara sunduğu barış planından umutlu. We still have time. Ayın 12'sine kadar şiddeti durdurmak için hala vaktimiz var. Bütün taraflara sesleniyorum. Öncelikle de Suriye hükümetine ve muhalefet güçlerine. Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde Amerikalı elçi barış reçetesinin neyi gerektirdiği konusunda Esad'a açık bir mesaj verdi. Suriyeli liderler temelde bir yön değişikliğine gitmek zorunda ve ellerine geçen bu fırsatı değerlendirmeliler. Önümüzdeki saatlerde Suriye hükümetine bağlı güçlerin ülke çapındaki varlığı hemen hayata geçirilen tartışma götürmez bir değişime tabi tutulduğunun görünür işaretlerini vermedi. Annan'ın barış planına Rusya da destek veriyor. Rusya Dışişleri Bakanı Suriyeli muhatabıyla birlikte düzenlediği bu basın toplantısında Şam yönetiminden daha fazla işbirliği beklediklerini söyledi. Yakın bir müttefikten nadir bir eleştiri. Fakat Sergey Lavrov Suriye hükümetinin muhalefetin ateşkese uymayabileceği kaygısına da destek verdi. Şiddet yarın sabaha kadar sona ermezse, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi nasıl bir tepki vereceğini masaya yatıracak. Güvenlik Konseyi'nin 15 üyesinin de endişelerini dile getirdiğini ve sabrının tükendiğini söylemek yanlış olmaz. Ama bundan askeri müdahaleyi düşündükleri anlaşılmasın. Atabilecekleri başka adımlar var yaptırımlar gibi, uluslararası ceza mahkemesinin devreye girmesi gibi. Güvenlik konseyinin elinde askeri müdahaleye kadar gitmeyen bir dizi baskı aracı var. Esad hükümeti barış planına uyduğunu ilan etse dahi Suriye'de sahada durumu teyit edebilecek bağımsız uluslararası gözlemciler yok henüz. Kimileri anlam planından umudunu şimdiden kesmişe benziyor. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Cuma günü Suudi Arabistan'a giderek alternatif önlemleri görüşmeyi planlıyor. Bu seçenekler arasında Türkiye'nin bir tampon bölge oluşturması veya özgür Suriye ordusunun silahlandırılmasını artırmak gibi ciddi konular da masada. Bu görüşmelerden ne çıkar bilmiyoruz ama Türkler anlam planının işlemeyeceğine kanaat getirmiş durumda ve başka seçeneklere bakıyor. Diplomatik çabaların kilitlenmesi durumunda tek çözümün silahlı mücadeleden geçtiğini savunan Suriyeli muhaliflerin argümanı da güçlenmiş olacak. Önümüzdeki günler Suriye'nin ve bölge siyasetinin geleceği açısından kritik gelişmelere gebe.